almış başını gidiyor. Kürt böreği mi, küt böreği mi diye. Gerçekten garip. Tartışmanın odağı Kürt böreği. Bir börek zinciri olan Levent Börek adlı iş yeri bu böreği küt böreği diyerek paketlemiş, pazarlamış, paketleyip öyle sunuyor. Size kısa bir tarihçe sunayım bütün Türkiye'ye. Bu böreği tanıtan ve yayanlar da Bileceli Kürtlerdir. Bu nedenle böreğin adı Kürt böreğidir. Bilece, Bingöl'ün Kiel ilçesine bağlı Dersim Pülümür ile Kiel sınırında yer alan... Buyurun tamamlayalım Sayın Beştaş. Kürt böreğini yaratan kişi lakabı Rengo olan çevresi tarafından Rengo olarak bilinen Bileceli Mehmet Efendi'dir. Ve 1935'te İstanbul'da vefat etmiştir. Kürt böreği tescilli bir börek. İstanbul'da her yıl festival yapılıyor ve binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. 100 yıldan fazla bir tarihe sahip olan bu börek şimdi kendini bilmez birileri tarafından küt diye yazılıyor, tanıtılıyor. Her şeyi asimile ettiniz, bir börek kalmıştı gerçekten. Kalbiniz küt küt attığı için mi küt böreği yaptınız? Meseleniz nedir? Gerçekten soruyorum. Dağda kart kurt sesinden... Kürt çıkarma teoriniz tutmadı. Şimdi kesilirken küt küt diye çıkan ses mi diyeceksiniz? Peki Boşnak böreği, Laz böreği, Gürcü mantısı, Çerkez tavuğu, Arap aşı için de önerileriniz var mı? Laz böreğine de az böreği, Çerkez tavuğuna erkez tavuğu. Bitti mi sen? Buyurun bitirin lütfen. Bunu bitireyim. Çerkez tavuğuna da erkez tavuğu deyin, olsun bitsin. Bu coğrafyadaki halkların emeği, göz nuru, yeme içme kültürlerine de el atmak kimsenin haddine olmamalı. Kürt böreği, Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız yemeyin diyorum. Sayın Başkan, son olarak Bergama'da ağaç kesimlerine başlandı. Çok ciddi bir gündem. İktidar ekolojik yıkımları sürdürmeye ara vermiyor. Ege'de maden sahaları için, ihaleler için kıyım yapanlar Kürdistan'da güvenlik gerekçeleriyle ekonomik kıyımı sürdürüyor. Şirnek'e bağlı 2144 rakıma sahip Cudi Sıradağ silsilesinde ekolojik kıyım 3 yıldır devam ediyor. Ve korucular Cudi Dağı'nda askeri kule ve yeni yolların yapımı için kurulan taş ocağını çevre... Bitirelim lütfen. Patlatılan dinamitler ekolojik yıkıma neden oluyor ve korucular bu ekolojik yıkımın görüntülerini sanal medyada yayınlamaya devam ediyorlar. Cudi'de yıkım devam ediyor. Bergama Belediyesi ise Sarıcalar Köyü'nde yapılmak istenen güneş enerji santrali için 283 ağacı ihaleye çağırdı. Coğrafyamızın dört bir yanında halk doğayı, emeği, kadınların yaşam hakkını, kazanılmış haklarını devletten korumak için seferber olmuş durumda. Er geç bu mücadele sonuç verecek. Bizler yaşamak ve yaşatmak için bu denli mücadele etmek zorunda olmadığımız bir yaşama uyanmak umuduyla ekolojik yıkıma ve coğrafyalarımıza, ağaçlarımıza uzattığınız elleri geri çekin diyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Beştaş. Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşadı. Buyurun. Bir 30 saniye zaman alabilir miyim? Evet. Sayın Başkan. Şöyle de denebilirdi. Sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi. Yine Allah razı olsun. Kürt demişler. Buyurun. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım.